It's a beautiful day. The sun is shining. I feel good. Merhaba arkadaşlar. Evet. Harika bir güne uyandık. En sonunda beklediğim gün geldi ve bakın giyindik. Bisiklete çıkıyoruz. Ama çok güzel gözüküyor. Her şey de soğuk. Yani onun için içliklerimi falan giydim. Yani olmazsa çıkarırız. Sıkıntı yok ama üşümeyelim. Evet. Şimdi uzun parkura çıkacağız arkadaşlar. Uzun parkura çıkacağımız için biraz hazırlanmak lazım. Yani yanımızda götüreceklerimizi de belirlememiz lazım. Bakın. Şimdi şöyle çıkardım size. Evet. Ayakkabılarımız öncelikle. Giymedim daha. Shimano'nun bir ayakkabısını deniyorum arkadaşlar. RP5. Biraz denedim bakın dikkat ederseniz. Bu ayakkabı karbon bir ayakkabı. Daha sonra bununla ilgili görüşlerimizi sunarız. Şu anda bizim sürüşümüz 90 km uzun parkura döneceğiz ve bunun için yanımıza beslenmemizi de almamız lazım. Bakın burada bu züberler, katı yiyecek olarak bunları alacağım. Bunlarda işte yaklaşık 16 gram kadar bir karbonhidrat var. Sisin jelleri, ihtiyaç olduğunda bunları kullanacağım. Burada bir elektrolit, yine sisin elektrolitini kullanıyorum arkadaşlar. Şuna doldurdum. Ve bir tane de züberin protein barını aldım. Antrenman hemen bittikten sonra bunu alacağım. Bir tane de muz aldım yanıma. Mis gibi böyle gideceğiz işte. Kaskımız. Ondan sonra eldivenlerimiz. Yağmurluk aldım yanıma. Hava çok güzel ama bozabilir. Yukarılar soğuk olabilir. Üzerime onu geçirebilirim. Yani yanımda dursun. Kışın mutlaka onu yanınızda taşıyın arkadaşlar. Ve tabii ki kameramız. Bunlar hep vlog. Ayakkabıları kılıfla giyeceğim. Yine de. Çünkü ayaklarımız üşümesin. Çünkü daha önce de dediğim gibi burada üşümemesi gereken noktalarımız ellerimiz, boynumuz ve ayaklarımız arkadaşlar. Bir de buff alıyorum. Eğer çok üşürse böyle boynuma saracağım ama şu anda o kadar bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Evet. Hadi bakalım. Ufak ufak biz gidelim. Günaydın gençler. Ne yapıyorsunuz? Selamlar. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Evet. Sürüşe başlıyoruz. Burada arkadaşlar gelmişler. Sağ olsunlar. Bana eşlik edecekler. Vallahi kaybolurum de çok korkuyordum. Rota yüklü olan var mı? Size? Rota yüklü olan var mı? Rota bende yüklüydü. Ha, bir bende yüklü. Ama bu yok, bende var. Bende var. Ama tabi Antalya'nın yerleri olduğu için benim bir sürü rehberim var. Şimdi rahat rahat gideceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Buyurunuz o zaman. Starttan buradan verecek arkadaşlar. Geçen seneki videoda görmüşsünüzdür. Burada işte fıtı fıtı gidiyorduk. İvan Basso ile beraber şu kaskımı şurada değiştirdik daha ileride ve peloton kopmuştu. Şimdi sürüşümüze başladık. Hadi bakalım. Bu arada bu sezonun ilk sürüşü oluyor. Benim için uzun sürüş oluyor. Evet, şu anda arkadaşlar 8. kilometrede falanız ve buralar yokuş aşağı. Ya buralar tam koparma yeri. Buralardan deli gibi gidiliyor normalde. Biz şu anda daha temkinli gidiyoruz. Temkinli dediğim 40'la gidiyoruz yani. İlk 10 kilometreyi geçtik arkadaşlar. Bundan sonra biraz düzlüğümüz var. Ya burada pelotondan kopmuşsanız yakalamanız zor artık. Evet, hadi bakalım.
Nasılsın abi? Rüzgar şahanedir. İşte yanımda kürsü var. Uzun parkurundayız değil mi? Evet. Yüksel abi rakibin yanımda bak. Vallahi antrenman yapıyor hiç. Sen otur desem bilmem valla. Antrenman var sürekli. Abi tamam. Çok eğleneceğiz. Çok. Yarışta çok eğleneceğiz arkadaşlar. Bu parkur biraz sonra da göreceğiz. Çok keyifli. Parkuru daha önce geçtiniz mi abi? Kısa parkur evet, yaptık. Uzunu? Yok. Uzunu geçmedik. Ooo herkes ilk defa geçiyor. Evet. Ay ben de Antalyalılarla geziyorum diyorum. Allah. Hadi bakalım çok keyif alacağız çok. 12. kilometrede falanız bakın böyle. Yaklaşık 30-40 kilometre falan böyle bir düzlük var burada. Onun için burada tempo gider. Nereden tempolu gider burada yani. Yanımda Toygar var. Antalyalı. Antalya'da yaşıyor. Bak ne çıkmış. T-shirt, şort çıkılır mı lan? Biz o kadar giyinmişiz. Soğuk soğuk, vallahi soğuk. Bakmayın ona. Mardan Palası'nın orada arkadaşlar. Böyle bir yeri gördüğünüz zaman burada dik bir sola dönüş var. Oraya dikkat edin çünkü çok hızlı geliyoruz buraya. Geçen sene burada problemler olmuştu. Burası patlamış işte. Göl olmuş göl. Ama yapıyorlar. Şimdi bak bu akıllılar. Kaldırımdan gidiyorlar. Bakın. Biraz da sola döneceğiz. Şuradan sola döneceğiz. Onlar durup inecekler. Kolay gelsin. Ne oldu? Ne oldu? Niye durdun? Ne oldu? Niye durdun? Evet buradan sola dönüyoruz ve burada eğlence başlıyor arkadaşlar. Burada mesela benim bir fotoğrafım var arkadaşlar. Iron Man'de. Bora çekmiş onu. Harika yola girdik. Expo yolu. Mis gibi bir rüzgar. Ve yine karşımıza çıkacak tabii ki şu biraz daha sonra sağa dönünce. Burası en eğlenceli yerlerden biri. Pelotondan kopmayın. Buralarda hep grup gidin. Expo yoluna girdik. Burada diğer yarışlarda yani Ironman'lerde falan böyle gidiyorduk sonra aynı yoldan geri dönüyorduk. Bu geri dönüş evet çok güzel oluyordu. Ama uzuncular buradan geri dönmeyecek. Kısacılar geri dönecek. Onun için biz bu rüzgarı yiyeceğiz. Ama sonra ekmeğini yiyebileceğiz. Şu anda 25. kilometredeyiz arkadaşlar. Hala düz gidiyoruz. Expo'yu biraz sonra Expo'ya geliyoruz. Oradan devam edeceğiz sanırım. Evet, normalde bu Expo'nun burada arkadaşlar dönerdik. Ama şimdi devam ediyoruz. Ya Grand Fondo'nun parkuru böyle devam ediyor. Hey! Düz düz! Evet, buradan beslenme yapıyoruz ama arkadaşlar tabii ki genç oldukları için yanında hiçbir şey getirmemişler. Bizim züberleri böm 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 yediler. Oğlum yanınıza bir şey yapsanız da 90 kilometre gitti. Bir şey olmadı. Biz vuracaktık aslında. He. Sonra kaptırdık oradan böyle bir aşağıya. Simit aldık döndük abi. Bir simit alıp döndük. Suyunuz var mı? O suyu da bitmiş. Benim bir tane daha tamara var. Benim var. Ne var? Tamara mı? Samara değil tamara. Matara. Tamara. Matara. Benim hep çektim bunları ben. Evet şimdi ufak bir mola verdik. 32 kilometre oldu arkadaşlar. 32 kilometrede ekipmanın oraya geliyoruz. Şimdi böyle yukarılara doğru gideceğiz. Esas eğlenceli yerler burada başlıyor. İşte portakal bahçeleriydi.
tırmanışlarda falan filan. Hadi bakalım gidelim artık. Evet, burada köy yollarına girdik arkadaşlar. Bu ilk köyde arkadaşlar yol biraz bozuktu ve 2-3 tane öyle büyük kasis vardı, onlara dikkat etmek lazım. Şu anda 35. kilometreye geliyoruz. Köyden çıktık. Mis gibi bir yoldayız. Nasıl gidiyor? Mükemmel. Hadi bakalım, göreceğiz birazdan yokuşları da. Bakın hep buralar portakal bahçesi. Tabi bir aya kadar bunlar kalmaz muhtemelen. Çok heveslenmeyin yani. Burası da çamaşırlık herhalde. Ne yapıyorsunuz? Korktu ya lan, çocuk korktu. Evet, şimdi gel zaman arkadaşlar. Bunun içinde izotonik de var. Karbonhidrat ve izotonik iyidir. Mis gibi. Ve bunların çöplerini atmayın arkadaşlar. Bunların çöplerini cebinize koyun ya da bak, şurada çöp var, çöpe atabiliriz. Hop, çöpe attık. Burada 42. kilometrede yol değişti arkadaşlar. Dikkat! Oh, mis gibi yol oldu valla. Evet arkadaşlar, böyle seralar falan gördüğünüz zaman bilin ki eğlence başlıyor. Bakın biraz sonra yokuş başlayacak. Mis gibi tırmanacağız. Bakalım nasıl olacak. Ben de ilk defa geliyorum buraya. Ama şu ana kadar parkur güzel bir parkur. Yani yolda bazı yerlerde bozukluklar var. Onlar da belki zaman şeye kadar, yarışa kadar düzelebilir. Fırtına oldu burada, o yüzden bozukluklar var. Onlar zamanla düzelecektir. Evet, şimdi arkadaki grubu da bekliyoruz biraz ki yokuşun başında onlarla beraber tırmanalım. Sonra yokuşun sonunda da tekrar bekleriz onları. Ama buranın normalde de trafiğe kapanmasına gerek yok gerçekten. Daha bir tane bile araba geçmedi, böyle gidiyoruz. Evet, Alaylı köyüne geldik. Evet, şu anda 46. kilometre arkadaşlar ve yokuşun tam başında bir mola verdik. Bir cami var. Su falan içiyoruz işte. Şimdi esas şimdi tırmanış başlıyor. Geçen senenin Türkiye ikincisi. Neydi, Yıldız? B. Yıldız B. Kaç yaşındasın? 15. Aferin sana. Bora. Geleceğin yıldızlarından bakalım, göreceğiz. İnşallah. Düzgün antrenmanla her şey olur arkadaşlar. Bayağı keyifli bir yokuşa benziyor bu gerçekten. Mutlu abi, ne yapmışsın gene? Nasıl yürüyor? Evet, şu anda %14 bir eğim var arkadaşlar. Pardon, %19 oldu. Bak şurası da çok güzel. Thank you.
Şu ağaca kadar muhtemelen. Yani çok değil buradaki yokuş. Yaklaşık 200-300 metre falan. Hadi burada bitiyor. Gerisi hep düzlük. Şimdi bundan sonra ufak tefek inişler çıkışlar var. Ama buralarda yollar gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ağaçlar mağaçlar kırılmış bakın. Bayağı fırtına olmuş buralar. Buraları da daha önceden yanmış arkadaşlar. Evet, kamerayı nasıl tutuyorsun diye sordu da böyle tutuyorum bak. Bak bunu da izlersen sallanıyor mu? Ay. Ama buralar çok güzel yerler arkadaşlar. Bir ay sonra muhtemelen çok daha güzel olacak. Şu anda mesela sıcak değil. Soğuk da değil çok. Oh. Buralar hep yanmış bu arada. 2 hafta olsun. Evet, 53. kilometrede sola doğru döndük arkadaşlar. Ama buralar harika. Gerçekten. Ya ben Antalya'ya geldim, niye buralara hiç gelmemişim? Bir daha antrenman içinde buraya bu parkuru kullanırım yani. Baksanıza şuraya. Harika parkur, yemin ediyorum. Uf. Mis. Şimdi inişe geçiyoruz yavaş yavaş. Hadi bakalım. Solumuzda Toroslar. Mis. Tam dağ havası. Oksijen. Buralar hep oksijen. Çok eğlenceli, çok. Vallahi hiç yarışta peretonu kovalama gibi bir derdim yok arkadaşlar. Böyle fıtı fıtı giderim, mis gibi. Tabii fıtı fıtı dedim bak. Ne güzel ses çıkarıyor. Bisikletinizi yağlamazsanız böyle olur. Bakın bisikletinize bakın. Esas iş başlıyor arkadaşlar. Burada iniyoruz. Şurada sert bir dönüş var. Sert bir dönüş var sağa. İşte böyle haritanız varsa buradan dönüşleri görebiliyorsunuz önceden. Tavsiye ederim. İnişte yol biraz bozuk, fırtına da biraz zarar görmüş. Ve sonrasında böyle bir ince bir yola giriyoruz. Sola dönüp şimdi ileriden tekrar sağa döneceğiz. Ana yola çıkacağız. Muhtemelen daha büyük bir yola çıkacağız. Evet, o inişte dikkatli olun arkadaşlar. Yolda bozukluklar var, dönüşlerde çakıllar falan var. Onları temizlerler muhtemelen, bu fırtınadan dolayı olmuş. Sonrasında yol daralıyor. Ve o yollara biraz dikkat, sonra tekrar böyle bir ana yola çıkıyor. Devam. Evet, şimdi bir tane de Züber götürelim arkadaşlar. Bakın Züberlerde bu yer fıstıklığa alışmaya çalışıyorum. Çünkü yarışlarda bu veriliyor. Yani bisiklet yarışlarında, argiosun yarışlarında hepsinde bu çıkacak karşınıza. Bunun daha ufakları. CP'lerde bunları çok rahat bulabilirsiniz. Onun için bunu alırsanız daha faydalı. Burası ne antik kenti? Ben şimdi burada antik kent var bakın. Şu anda 63. kilometredeyiz arkadaşlar. Esas şu yan tarafa bakın. Mis gibi mis. Yemyeşil bir ortamda biniyoruz valla. Gidiyor bak buradan. Kaçıyor. Hadi görüşürüz. Evet, burada bir mola verdik ufak. Yaklaşık 66. kilometredeyiz arkadaşlar. Evet, şu anda Aksu'dan çıkıyoruz arkadaşlar.
Demin de Sinan abi aradı ya. Sinan Aksu. Ona espri yapmayı unuttuk. Sinan abi tam burada aradın sen. Buradan böyle yukarı çıkıyoruz. Ben dedim ya yokuşun başında diye. Burasıymış o. Ne diyorlardı o zaman? Evet, burada bir daha eğlence başlıyor. Aksu'dan çıkınca. Hiç böyle konuşmamıştık. Evet. Kaç metre? Biz bir süre gideceğiz. Oh, şurası falan bayağı güzel. Evet, şu anda %14 eğim. %20. 20 eğim burası. %12. Evet, yine öyle bir güzel bir yokuş oluyor bir anda. Aksu'dan sonra arkadaşlar. Ama şuraya kadar, şundan sonrası şuraya kadar. Gerisi düzlük. Sonra düzlük. Yani gene kısa bir yokuş arkadaşlar bu. Öyle 200-300 metrelik bir tırmanış var arkadaşlar. Sonra buraya gelince düzlüğe çıkıyoruz. Ama 20 derece eğimlere falan geliyor. Hele bir de biz şurada mola vermiştik. Sürpriz oldu. Ama gene harika yollara gireceğiz sanırım. Hava şampiyon. Bravo. Kişi yürüyor. Evet, yokuşta yürüyen arkadaşlar varmış arkadaşlar. Onları bekliyoruz. Daha muzda yiyelim. Ne oldu köpek? Lan bağlı mı değil mi? Değil. Ha, bu arada Emon'da özlemişim ben. Tırmanışta da gerçekten çok rahat çıkıyor. Ve bunda 53-39 yok. 50-34'ler, bir de odun da rahatlığı var tabi. Bu arada neden modunu kullanmıyorum? Onu yaz bisikleti yaptım, bunu kış bisikleti. Bu çamurlara girsin. Hadi bakalım, şimdi iniş var. Sola! Şaka şaka! Sola! Şaka şaka! Şurası dedim, ne güzel yer dedim arkadaşlar. Çöp yapmışlar buraya. Şöyle canım yere. Kapadokya gibi yer. Evet, bisikletten garip garip sesler geliyordu arkadaşlar, biliyorsunuz. Fare falan. Çek bakayım şunu. Ya bak ne oldu. Demin bari Fatih abi pedal çıktı diye bayağı aynı kol sökülmüş ya da. Hadi bakalım. Evet, son yokuş arkadaşlar. Sonra zaten 9 kilometremiz kalıyor. Çok da zorlayıcı bir yokuş değil zaten bu. Burası zaten geçen senenin parkuruyla birleşiyor. Buraları daha önce geçmiştik yani.
şimdi Düden Şelalesi'nin oradan döndük arkadaşlar. Sol tarafımız deniz ve 5,5 kilometremiz var. Bundan sonrası bom 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 gideceğiz işte. Parkuru bitiriyoruz artık. Dur kamerayı koyayım da. En son geçen Çeşme'de son 1 kilometrede düşmüştük, kim düşmeyelim. Yarışımız burada bitiyor arkadaşlar. Şu anda biz 4 saat 15 dakikada geldik. Layla'ya geldik. Bayağı çok mola verdik. Ve öyle tempolu gelmedik. Çok keyifli bir parkur değil mi arkadaşlar? Nasıl abi parkur? Parkur tamamdır ya. Değil mi? O 2 tane yokuşu atlattı. Gerisi kolay. 2 tane yokuş var. O yokuşlar da çok öyle abartılacak bir yokuş değil bence. Toplamda ne yapmışız? Toplamda 530 metre tırmanmışız arkadaşlar. Orada dönerken hep Escort'la geldik. Hiç araba geçmedi. Teşekkür ederiz. Sahil yolunda vallahi çok rahat geldik. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Süperdi. Süperdi. Çok güzeldi. Bu bütün gençler 10 numara. Abi seni de katıyorum bunun içine. Süper genç bir gruptaydık. Gerçekten şampiyonlar bunlar. İleriki günlerin bisikletçiler işte. Süpersiniz arkadaşlar. Evet. Hadi. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.